Herkese merhabalar. Bundan önceki kazanımda düzgün yansıma, dağınık yansıma, saydam madde, saydam olmayan madde, yarı saydam madde bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi ise ışık bir maddeyle karşılaştığında gölge oluşumunu ve bu gölgenin hangi şartlarda değişeceğini hep birlikte göreceğiz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Tam gölge oluşabilmesi için bir cismin opak bir cisim olması lazım. Yani ışığı hiçbir şekilde geçirmemesi lazım. Örneğin şurada göreceğimiz fener elmaya ışınlarını gönderdiğinde ışınlar elmanın içerisinden geçemeyeceği için perdenin üzerinde elmanın şeklinin oluştuğunu, yani tam gölgesinin oluştuğunu görmekteyiz. Ya da bazı durumlarda bir cismin birden fazla ışık kaynağının bulunduğu ortamda olması birden fazla gölgesinin oluşmasına sebep oluyor. Örneğin gece oynanan futbol maçlarında şu görüntüyü görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyebilirim. Saydam ve yarı saydam cisimlerin opak cisimler kadar koyu olmasa da silik bir gölgeleri vardır. Fakat bunlara tam bir gölge diyebilmem için kesinlikle opak cisim olması gerekiyor. Peki ben bu gölgeyi nasıl çiziyorum? Biliyoruz ki ışık doğrusal olarak yayılırdı. Işık kaynağından çıkan ışınlar cetvel yardımıyla cisimlerin köşelerinden geçirecek şekilde uzatılıyor. Bu ışınları uzatıyoruz ve noktaları işaretliyoruz ekran üzerinde, perde üzerinde. Sonra bu noktaları birleştiriyoruz ve tıpatıp benim cismimle aynı şekilde bir gölge oluşumunu gözlemliyoruz. Bunun örneklerini map kitabımızda çizdiğimizi hatırlıyorum. Peki tam gölgeyi etkileyen faktörler nelerdir? İşte bu konunun en can alıcı, en çok soru çıkan yeri burası. Işık kaynağının ve cismin bulunduğu konumlara göre benim tam gölgem değişir. Örneğin ekran ve cismi sabit tutarım. Işık kaynağını cisme yaklaştırırsam gölge büyür. Tam tersini yapar. Işık kaynağını cisimden uzaklaştırırsam gölge küçülür. Işık kaynağını ve ekranı sabit tutup cismi ışık kaynağına yaklaştırırsam, yani şöyle, ne olacak? Gölge yine büyüyecek. Tam tersini yaptığımda gölge küçülecek. Ya da ışık kaynağını engele yaklaştırırsam gölge boyunun yine büyüdüğünü göreceğim. Yani arkadaşlar aslında olay şu kadar basit. Işık kaynağı ve engel arasını ne kadar kısa tutarsak gölgemiz o kadar büyük olacak. İsterseniz siz de bunu evde annelerinizin, babalarınızın telefonunun ışığıyla demeyeyim de feneriyle yaparsanız bunu görebilirsiniz. Bundaki mesela bir cismi önüne tutup feneri de tuttuğunuz zaman duvardaki gölgeyi izleyebilirsiniz mutlaka. Bu etkinliği yapalım birlikte. Işık dalgalar halinde yayılır. Yanlış bir ifade. Ses değil bu. Işık doğrular halinde yayılır. Ses dalgalar halinde yayılırdı. Günün her saatinde gölge boyu aynı olur. Yanlış. Örneğin öğlen 12'de arkadaşlar biliyorsunuz gölgemiz en kısa. Çünkü güneş ışınları dik geliyor bize. Sisli hava yarı saydam ortam olabilir. Doğrudur. Cisim ışık kaynağına yaklaşırsa gölge boyu değişir. Doğrudur. Opak cisimlerin koyu renkli gölgeleri oluşur. Evet, yani tam gölgeleri oluşur. Doğru. Yarı saydam cisimlerin gölgeleri oluşmaz. Yanlış. Gölgeleri oluşur ama silik gölgeleri oluşur arkadaşlar. Şimdi gelelim bununla ilgili birkaç pekiştirme sorusuna. Işık kaynağı ve perde arasında bir cismin ekran üzerindeki gölgesini değiştirmek isteyen bir öğrenci sırasıyla aşağıdakileri yapıyor. Neler yapıyormuş? Cismi ışık kaynağına yaklaştırıyor. Cismi ışık kaynağına yaklaştırılırsa mesafe azalacağı için gölgemiz büyüklüğü artar. Cismi ışık kaynağından uzaklaştırırsam gölgemin büyüklüğü azalır. Işık kaynağını cisme yaklaştırırsam yine gölgemin büyüklüğünde artış göreceğim. Yani neymiş olay tamamen? Işık kaynağıyla cisim birbirine ne kadar yakınsa o kadar büyük gölge elde ediyoruz.
Hacivat ve Karagöz ile ilgili yazıyı da kitabımızda okumuştuk. Arkadaşlar bu bir gölge oyunu. 10. yüzyıllara kadar dayanıyor. Bir yaratıcılık örneğidir işin esası. Karagöz ve Hacivat da bunun en önemli örneklerindendir. Buradaki modelleri de sınıfta denedik. Tahtada denediğimizi hatırlıyorum. Kuş yaptık, kurt yaptık, köpek yapmaya çalıştık. Bunlar da tamamen hayal gücümüzü geliştirme adına güzel bir çalışmaydı. Devam edelim arkadaşlar. Bir öğrenci el feneriyle saydam olmayan bir cisme ışığı tutmuş. Hangileri doğrudur? El feneri cisme yaklaştırılırsa gölge boyu büyür. Evet, mesafe azalacağı için gölge boyu büyüyecek. Cisim perdeye yaklaştırılırsa, cismi perdeye yaklaştırırsam gölge boyu küçülür. Evet, çünkü aradaki mesafeyi açıyorum ben. Cisim saydam olsaydı yine tam gölge oluşurdu. Hayır, cisim saydam olsaydı tam gölge oluşmazdı. Silik, çok silik bir gölge oluşurdu. Cevap Ceyhan olmalı. Gölgesini boyayarak gösterin diyor. Zaten tıpatıp aynısı olacak. Bir kere şu şekil zaten olmaz. Daha küçük olmasını zaten beklemiyorum. Benim çiçeğimden daha büyük bir görüntü olacak. O da bu olabilir. Saydam ve opak maddeler olarak sınıflandırmamı istemiş. Cam fanus ve pencere saydam iken 2 ve 3 saydam, 1 ve 4'ün de opak olduğunu söyleyebilirim. Cevap Ceyhan. Hangileri yapıldığında cismin perde üzerindeki gölgesi küçülür? Cisim ve perde sabitken ışık kaynağını cisme yaklaştırırsam bir kere gölge büyür. Çünkü mesafeyi azalttım. Işık kaynağı ve perde sabitken cismi ışık kaynağına yaklaştırırsam yine mesafeyi azalttım. Gölgenin büyümesi lazım. Cisim ve perde sabitken ışık kaynağını cisimden uzaklaştırırsam perdenin işte bu zaman perdeyi sabit tutuyorum, cismi de sabit tutuyorum ve cismi uzaklaştırıyorum. O zaman demek ki arkadaşlar benim gölgemin küçülmesini bekliyorum. Çünkü mesafeyi arttırıyorum. Cevap Adana olmalı. Hangisi yarı saydam cisimdir? Yine örneğini vermiştik. Buzlu cam burada da söylenebilir. Cevap Adana. Öğretmeni Nil'den bir cismin gölgesini nasıl büyüteceğini söylemesini istiyor. Nil hangisini söylerse yanlış olur. Bir kere cismi ekrana yaklaştırırım dediği zaman, cismi ekrana yaklaştırırım dediği zaman bir kere cismi ışık kaynağından uzaklaştırmış oluyor. O sebeple benim gölgemde bir küçülme meydana gelecek. Cevabım o yüzden Ceyhan olmalı. Gölgenin büyümesi için hangisinin yapılmaması gerekir? Top muma yaklaştırmalı olur. Mum toptan uzaklaştırılmalı. Eğer mumu toptan uzaklaştırırsam mesafeyi arttırırım. O zaman benim gölgem küçülür. O yüzden ben B'yi yapmamalıyım. Hangislerinin tek başına yeri değiştirildiğinde perde üzerinde oluşan cismin gölgesi değişir. Üçünün de arkadaşlar yerini değiştirdiğimde mutlaka perde üzerinde oluşan cismin gölgesi değişecektir. O yüzden cevabım Denizli olmalı. Cisimler ışığı geçirip geçirmeme durumlarına göre birinci yarı saydam, ikinci opak geçirmez, çay bardağı da saydam ışığı direkt geçirir. Cevabım Denizli olmalı. Selda bir düzenek kurmuş, ışık kaynağını elmayı yaklaştırmış, elmayı ışık kaynağına yaklaştırmış. Her iki durumda da benim gölgem ne olacak? Ya ışık kaynağını yaklaştıracağım ya da elmayı yaklaştıracağım. Yani her iki durumda da mesafeyi azaltıyor muyum? O zaman mesafeyi azaltacağım için gölgenin büyümesini bekliyorum. O sebeple cevabım Adana olmalı. Arkadaşlar bundan sonraki sunumlarda beceri temelli sorulara devam edeceğiz gölgeyle alakalı. Defterinizden tekrarlarını yapmanızı istiyorum ve defterinize bunları not olarak geçirmenizi istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.